Kızım sen kendini fazla heba etmiyor musun? Ah öğretmenim ah. Sen bilmezsin benim arkadaşımı. Üniversitedeyken de öyleydi o. Ya ama. Hep kendinden ödün verir, hep. Vallahi neyi neden yaptığımı ben de bilmiyorum artık. Serma öğretmenim, Serma öğretmenim. Ne oldu Gamze? Öğretmenim, Yasemin abla var ya bizim köyden. Konuşmak istiyormuş, sana Taner abiyi çağırıyor. Bizimle konuşmak istiyormuş. Çok önemliymiş, hayat memat meselesi dedi. Açılın, açılın Allah aşkına. Çekil, çekil, çekil. İyi gibiydi. Birden fenalaştı. Bağırdım, yardım çağırdım. Kimseye erişemedi. Gözümün önünde morardı. Gitti yavrum, gitti yavrum. Bitti deme her şey. Bütün umutlarımız gitti mi şimdi? Kızım şurada sizin için bir şey bırakmam. Mektup bırakmış. İnsan saplantılı bir varlıktır demişti ilkokulda bir öğretmenim. Saplanıp kalmak insanı kendi gerçekliğinden uzaklaştırır demişti. Saplantıları yüzünden yataklara düşer. Günlerce hastalanır ama en sonunda asıl istediğinin ne olduğunu bulur. Kiminin korkularıdır en büyük saplantıları, kaybetmişlikleridir. Hep yeniden kaybedeceğim zanneder ama hayat ona sürprizleri sunuverir. Kimi saplantısızca sever, hiçbir şey ummadan, beklemeden. Ama yine de kalbi kırılmaktan bir an olsun bile kurtulamaz. Kiminin saplantısı öfkesidir. Zaman zaman düşer. Kendi kendine düşman olur ama mutlaka yolunu bulur. Ben Yasemin. Deli Yasemin derler bana. Çocukları ben zehirledim. Ali'yi, Yusuf'u, Ramazan'ı ben kaçırdım. Ağıldaki roketi de ben patlattım. Ben hep kötülük yaptım ama karşılığında iyilik gördüm bu insanlardan.
şerde cezalı yeri. İyilik bütün kilitleri çözüyormuş. Ben bunu anladım. İyilik bu dünyada her şeyin anahtarıymış. Bu da benim itirafımdır.